MHP'nin önceki milletvekillerinden Özcan Yeniçeri bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş ee, Sağolunuz. Şimdi tabii gerginlik devam ediyor mecliste. Zaten belliydi hani böyle bir başlangıç olacağı da. Bugün de yine MHP lideriyle Başbakan Binali Yıldırım bir araya geliyor. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii burada MHP'lilerin bir tavrını göremiyoruz. E, tavrını gö koyanlar zaten belli e, basın toplantıları da düzenlediler ama e, CHP'lilerle AKP'liler e, adeta e, tartışmalar o iki parti üzerinde yaşanıyor. E, bu aslında biraz önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi hani herkesi ilgilendiren bir durum diye. Ee, herkesi buna karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz dedi. Ee, siz neler söyleyeceksiniz? Yani MHP tabanından mı başlayalım? Şimdi nasıl görüyorsunuz? Nereye uzanacak? Şimdi tabii üzücü e, bir görüntüler. Hı hı. Yani e, su bardaklarının e, mücadelesine dönüşmüşse bir ülkede bir anayasa değişikliği, o değişiklik veya o çıkacak e, yasa kurgulanan e, sonuç tartışmaya açık olacaktır. Hatırlarsanız daha önce defalarca e, e, Anayasa Komisyonları kurulmuştu e, yeni Anayasa için e, 24. dönemde çok uzun süre çalışma evet. yapılmıştı. Sonra tekrar e, bir Anayasa Komisyonu kuruldu. O da başkanlık sistemi yüzünden bu komisyonlar dağıldı. Yani bunun anlamı şu: e, Anayasa toplumsal metinlerdir. E, toplumsal bir sözleşmedir. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan herkesin bağlı olduğu, bağlı kalacağı ve herkesi etkileyen önemli e, metinlerdir bunlar. Hı hı. Bu yönü itibariyle de e, çoğulculuğa dayanan e, bir e, anayasa çıkarılması, aynen e, darbe döneminde çıkarılan ben güçlüyüm, ben e, bir biçimde e, arkamda silahlı bir güç var, e, benim söylediklerim Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası olacak şeklindeki bir anlayışın bir başka formu biraz daha halktan aldığını e, doğrudur. Halktan alınan bir yetkiyi kullanıyor elbette. iktidar ama halktan aldığı yetkiyi e, kullanan bir e, iktidar aynı zamanda çoğunluğuna dayanarak toplumun tamamını kısa orta uzun vadede derinden etkileyecek bir hükümet sisteminin değişmesine gidiyor e, ve bu böyle bir sistem değiştiği takdirde de Türkiye çok ciddi bir önümüzdeki süreçte bu şekilde giderse çok ciddi bir e, tartışmalara konu olacak. E, hı hı. Öncelikle bunun altını çizeyim. İkinci hı hı. bir şey söyleyeyim. Şimdi bu anayasa değişikliği meselesi bütün siyasi e, dönemler boyunca nerede bir e, siyasi zafiyet olmuşsa, nerede bir siyasi yetersizlik olmuşsa Hep suçu anayasaya atarak, Anayasadan dolayı bu işin yapılamadığı, gerçekleştirilemediği ifade ediliyor. Bu toptan yalandır ve yanlıştır. Siyasilerin şu durumlarına baktığınızda e, sorunun nereden kaynaklandığını anlamak mümkün. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'de anayasa değişiklikleri hiçbir zaman sorunları çözmemiştir. Tam tersi anayasa değişiklikleri sorunların kaynağı olmuştur. Bunu söylerken... Yani anayasa değişmesin, yani anayasadan gerçekten darbe döneminde anayasaya konulan bazı maddeler, bazı hükümler elimine edilmesin, çıkarılmasın anlamında söylemiyorum. Ama ben size söyleyeyim. Bir defa burada bir şeyi de hatırlatmak lazım. Hegel'in tarihin alaycılığı dediği bir şey vardır, olgu vardır. Tarihin alaycılığı demek, siz çok büyük bir sonuç elde etmek için... Bir devrim yaparsınız veya bir çok büyük bir girişim başlatırsınız fakat sonuç tam umduğunuzun tersine meydana gelir. Murad ettiğinizin tersine çıkar. Buna tarihin alaycılığı der hı hı. E, Hegel. Şimdi burada da tarihin garip bir alaycılığı var. Bakın şimdi anayasa değişikliklerinden ben size bir, bir tane söyleyeyim. Şimdi 1961'de CHP için anayasa yapıldı. 27 Mayıs Anayasası. Kime e, nasip oldu? Adalet Partisine. 1982 yılında Milliyetçi Demokrasi Partisi için anayasa değiştirildi. Kime nasip oldu? Anavatan Partisine. Ve 82 Anayasası'nı biz jüristokrasi yani bürokratik vesayet öngörüyor ya da işte yargı vesayeti, hukukçuların vesayetini öngörüyor dedik ve hatta mezhepçi bazı şeyler ortaya çıkarıyor diyerek 1960 anayasasını, ...82 anayasasını 82. biz değiştirdik. Bu değiştirdiğimiz anayasa 1982'de ki değiştirdiğimiz anayasada iki şey ortaya çıktı. Birincisi yargıyı FETÖ'den temizleyeceğim, temizleyeceğiz diye yargıyı da daha doğrusu ilk önce mezhepçi bir anlayıştan, kemalist e, oligarşiden HSYK'yı kurtaracağız diye e, ana, bir anayasa değişikliği yaptık. Bu anayasa değişikliği sonunda e, FETÖ geldi HSYK'ya oturdu. Yani yağmurdan kaçarken doluya Anladım. tutuldu. Hı hı. Ve bu sefer ondan nasıl kurtaracağız diye şu anda çalışıyoruz. Yine 367 e, meselesini çözebilmek için anayasayı değiştirdik. Bu sefer ortaya çıkan durum ee, işte e, halka gidilsin denildi, halk seçsin anayasayla e, e, cumhurbaşkanlığı denildi ve halka gidildi ve halk cumhurbaşkanlığı seçti Cumhurbaşkanı da beni halk seçti dolayısıyla ben e, e, bu anayasayla kendimi bağlı hissetmiyorum ve bu anayasayı e, bekleme odasına koydum Par parlamenter demokratik sistemi dedi ve e, ben başkanlık sistemi fiilen uygulayacağım anlamına gelen bir tavır içerisine girdi. Dikkat ederseniz gerek 367'de gerek HSYK meselesiyle Anayasa'da yapılan değişiklikler gerekse 60 ve 82 Anayasalarında e, o murad edilen sonuçlarla e, murad edilenlerle elde edilen sonuçlar arasında ciddi bir e, fark e, oluşmuş durumda. Hı hı. Bu durum neden kaynaklanıyor? Bir defa Türkiye'yi Anayasalar yönetmez. Türkiye'yi kişiler e, yetkililer e, siyasiler vesaire onlar yönetir. Dolayısıyla siz hangi anayasayı getirirseniz getirin, e, anayasaya hangi hükmü nasıl koyarsanız koyun, eğer o hükümleri hesabınıza geldiğiniz geldiğinde çiğneyebiliyorsanız, geçersiz sayabiliyorsanız o zaman size anayasa falan dayanmaz. Her getirdiğiniz anayasayı bir süre sonra yeniden restore etmek ve evet. değiştirmek zorunda kalırsınız. Peki şimdi bu başkanlık süreci bir partinin yürütmesi gereken bir süreç mi? Yoksa hani demokrasiye, parlamenter sisteme inanan herkesin vermesi gereken bir mücadele midir? Yani bakıldığında şimdi bu görüntülere sadece CHP'nin meselesi midir? Birçok parti var orada ama ne yazık ki hani göremiyoruz çok fazla tepkileri de. Şimdi... Elbette CHP'nin değil bütün Türk hı hı. milletini ilgilendiren bir metindir bu ama bilemediğimiz ve anlayamadığımız nedenlerden dolayı mesela Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın genel başkanı şu anda bu birlikte götürüyor şeyin, bu süreci. Bu anayasa değişikliğinin yani başkanlık sisteminin cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı sistemi kamuflajı adı altında getir, savunduğunu ve bununla ilgili girişimleri yaptığını görüyoruz. Hı hı. Bu aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğüne de aykırı bir durumdur. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğü parlamenter sistem esası üzerine kuruludur. Dolayısıyla tüzüğü parlamenter sistem esasından çıkarıp hı hı. başkanlığı savunabilir bir tüzük e, e, şekline getirmeden e, çıkıp Başkanlık sistemini getirecek bu şeye destek vermek mümkün değildir. Şimdi burada CHP ve onun karşısındakiler ya da AKP MHP ya da anayasayı değiştirmek, başkanlık sistemini getirmek isteyenlerle onun karşısındakiler şeklinde bir ayrım doğru değil. Milletin çok büyük bir kısmı bu değişikliklere karşı çıkıyor. Yani bu yetkinin bu kadar yetkilerin mevcut şartlarda e, bir kişiye derilbesine e, büyük ölçüde karşı çıkıyor. Yani komisyondaki Ve, bu görüntü aslında dışarıyı yansıtmıyor bir anlamda. Şimdi orada baktığımızda bir parti orada bir mücadele halinde ama aslında toplumun geniş kesimi de e, işte akademisyenler, hukukçular… Herkes de buna karşı. Bunu da belirtelim Hayır, ki MHP'nin tabanı şimdi, da buna karşı. Şimdi sağduyu sahibi olan herkes hı hı. E, burada bir kişiye bu kadar yetkiyi verseniz melek bile olsa o totaliterleşeceğini düşünür. Hı hı. Yani olay e, budur. Türkiye'de bakın şimdi siz e, e, cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi veriyorsunuz. Hı hı. Yani vermediğiniz yetkileri kullanan bir cumhurbaşkanlığı makamı yarın kararname yetkisi e, çıkarma yetkisi verirseniz Türkiye'yi kararnamelerle yönetilen bir devlet haline getirirsiniz. Ve kararname devletini e, ku, e, gündeme sokmuş olursunuz. Halbuki Türkiye hukuk devleti olmak yolunda ve bu konudaki eksikliklerini ve aksaklıklarını gidererek sistemi ileriye taşımak durumunda ve konumundadır. Hı hı hı. O bakımdan e, Türkiye'de e, Milliyetçi Hareket Partisi Gerçek özünde çok net ifade edin başkanlık sistemine karşıdır. Her zaman bu altta başkanlık sistemi sistemine de, bunu onun için cumhurbaşkanlığı sistemi getiriyoruz diyerek e, e, bu aslında karşı olduğun şeyi nasıl savunuyorsun e, sorusuna muhatap olmamak için biz başkanlık sisteminde cumhurbaşkanlığı sistemini savunuyoruz şeklinde bir eee i şeriye yöntemi adeta bir takiye yöntemi Diyeceğimiz bir yöntem uygulanıyor ama bu milletin gözünden kaçması söz konusu olamaz hı hı. ve MHP tabanı rahatsızdır. MHP'nin sokaktaki, MHP'nin pazardaki, MHP'nin her yerdeki vatandaşı bu meseleden nereden çıktı diye yetkili arıyor, hesap soracak yetkili arıyor. Hı hı hı. O bakımdan şunu söyleyelim, bu sistem bizi zannedildiği gibi Türkiye'nin efendim Türkiye iyi yönetilemiyordu. Türkiye'de bütün e, kararlar çabuk alınamıyordu. E, bundan dolayı da Türkiye kalkıp kalkınıp muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak atılımları yapamıyorduk söylemleri küllen e, uydurma söylemlerdir ve doğru değildir. Türkiye'de 15 senedir e, tek e, karar verici e, kişi vardır. O da e, Sayın Tayyip Erdoğan'dır ve o e, isteyip de yerine getirmediği hiçbir... Ee, şi, e, husus yoktur. Ee, hı hı. Öyle bir yere gelmiştir ki biliyorsunuz Alo Fatih hatlarıyla evet. yalnız Türkiye'yi değil aynı zamanda basını, medyayı, yargıyı e, da e, dizayn etme gibi bir politikayı da geçmişte e, izlemiştir. o bakımdan e, biz e, meseleye bakarken bu meselenin e, bir parti meselesi değil Türkiye'nin geleceği meselesi olarak e, görmek durumunda ve konumundayız. Şunu söyleyeyim Bugünkü bu anayasa değişikliği de AKP'yi tatmin etmeyecektir. Ee, AKP yarın güçlendiği yeteri bir noktaya geldiğinde MHP'nin hassasiyetlerini dikkate alarak anayasada e, bazı hükümlere dokunmadık diyorlar. MHP ortadan kalkınca, MHP'nin etkinliği e, minimize olunca bu sefer e, e, kendi düzenlemelerini kendileri getirecektir. O zaman da buna karşı çıkacak kimse olmayacaktır. Çünkü öne açık olacaktır. Mesela şimdi, bir e, çözüm süreci demeyelim de adına artık nasıl bir süreç diyelim ki böyle bir şey oldu. E, böyle bir masaya oturma oldu önümüzdeki dönemde. Orada ne yapacak mesela Devlet Bahçeli diyen de e, çok yorumlar da var buna yönelik. Hani ila, i̇lerisi açısından. E, Abi, şimdi uymuyorum dediği zaman ben şunu getiriyorum de şimdi mevcut anayasaya uymayanlar bundan sonra gelecek anayasaya uyacağının anayasa garantisi yok. Hı. Bir, ikincisi de Sayın Erdoğan'ın düşünceleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin ee, izlediği politikayla, varlık sebebiyle doğrudan doğruya hı hı. karşı bir politika. Bak ben size e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın Kuvvetler Birliği'ni e, savunan bir e, konuşmasından atıfta bulunayım. Diyor ki Sayın Erdoğan, e, kuvvetlerin ayrılığından yakınarak 2012 yılında Konya'da ekonomi ödüller töreninde şu konuşmayı yapıyor. Diyor ki, sistem düzgün kurulmamış. Sistemde yaşadığımız sıkıntılar var. Düzgün kurulmadığı içindir ki umulmadık yerde... Umulmadık şekilde bakıyorsunuz bürokrasi karşınızda dikiliyor. Bürokratik oligarşi karşınızda dikiliyor. Umulmadık yerde yargıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yasama, yürütme, yargının bu ülkede öncelikle bu milletin menfaatini düşünmesi lazım ve ardından da bu devletin menfaatini düşünmesi lazım. Eğer biz güçlü hale geleceksek böyle güçlü hale gelebiliriz diyor. Bu laflar yani Bu MHP'yle uyuşuyor bu, mu? Bu bu hı hı. MHP bu kuvvetlerin birliği düşüncesine şiddetle karşı evet. hukuk devletini savunur. Hukuk devletinde yasama, yürütme ve yargının erklerin ayrılığı esastır. Erkler kendi alanları içerisinde e, 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 hiçbir yerden etkilenmeden faaliyetlerini sürdürürler. Efendim yasamayla yürütme iç içeymiş e, parlamenter sistemde. E, ondan dolayı da aslında yasamayla yürütme arasında bir fark yokmuş. Yargıyı da buna monte edelim de şu ışıktan kurtulalım şeklinde bir anlayış var. Bakın biz 1876 yılında birinci meşrutiyet... Ve ilk kanuni esasiyi yani teşkilatı esasiyi ilan ettiğimiz zaman zamanın padişahı ne diyor? Bakın oradan gerideyiz yani şu andaki zihniyet. Zamanın padişahı diyor ki e, teşkilatı cedidemiz yani örgütlenmemiz kuvve-i icraiyenin yani yürütme erkinin kuvve-i adliyeden yargı erkinden kuvve-i diniye ve kuvve-i teşriye yani yasama erkinden hı hı. tefrik edilmesi ayrılması esasına müstenittir diyor ayrılması esasına dayanır. Yani kuvvetlerin e, birbirinden ayrılma esasına dayanır diyor. Ne zaman diyor? 1876. 140 sene sonra, 2016 yılında, biz Sayın Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, yasama, yürütme Tam ve yargıda sorunlar var. E, bu o, Bunların bir biçimde terbiye edilmesi, bir denetim altına alınması şeklinde bir anlayışa getirdik. Diğer taraftan, e, MHP, eyalet sistemine karşıdır. Şiddetli bir şekilde Türkiye'yi böleceğini, böyle bir başkanlık sisteminin veya böyle bir iradenin Türkiye'nin bölünmesine neden olacağı şeklinde bir anlayışı sürekli dile getirmiştir. Defalarca da bunu Sayın Genel Başkan kendi ağzından ifade etmiştir. Şimdi bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan eyalet sisteminin yararlarından bahsediyor. Şunu söylüyor. Diyor ki, Osmanlı eyalet sistemine gönderme yaparken muhalefettekileri de aşağılayarak şöyle diyor. Bunlar... Tarihi filan bilmiyorlar. İşte tarihi kimin bilmediğini söyledim. 1876'daki kanuni esası okuyarak. E, muhalefet bunlar tarih filan bilmiyorlar. Dünyada gelişmiş güçlü ülkelere bakarsanız bunların hiçbirinde eyalet korkusu, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Tam aksine eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratli kalkınmayı getirir. Ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir. Gelelim bizim kendi tarihimize. Osmanlı'ya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı'da mesela çok daha enteresan Lazistan eyaleti var. Kürdistan eyaleti var. İniyoruz güneye yine aynı şekilde eyalet sistemleri var. Niye? Osmanlı güçlü ve oralarda hiç çekinmeden rahatlıkla bunları vermiş. Hı hı. MHP bir taraftan Osmanlı'nın devamınız devamımız diyecek. MHP eleştiriyor bu konuda. Ee, öbür taraftan Osmanlı'nın bu devlet yapısındaki yaklaşım tarzını görmezlikten gelecek. Yani şimdi eyalet sisteminde MHP ile taban tabana zıt eyalet sisteminin aslında devletin güçlülük alameti olarak algılayan bir sayın Cumhurbaşkanımız var. Bu Cumhurbaşkanımız yarın bu anayasayla bu gücü ele getirdiğinde ben sorunları çözüyorum diye daha önce PKK ile söyledikleri, yaptıkları ortada. Sonra FETÖ ile İşbirlikleri ve yaptıkları ortada ne istiyorsanız vermedik demiş ve e, FETÖ'nün açtığı davaların savcısı olduğunu bu kadar çok güvendiğini ifade etmiş. Ne verildi bir acaba? Sain, Onları da daha tanımıyoruz değil mi? E, e, neler evet bir sayın Tayyip Erdoğan'ın yarın bu konuda Hı -hı. eyaletle ilgili görüşleri bu olduğuna göre yarın bu görüşleri gündeme getirdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, buna karşı yapabileceği bir şey var mı yok mu? Onun üzerinde durmak Peki lazım. şimdi oylamada mesela bir sürpriz bekliyor musunuz siz MHP açısından baktığımızda? Ben şimdi? Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleriyle e, halkı, bütün MHP tabanının e, benim gibi düşündüğünü düşünüyorum. E, eğer baskı e, ve terör uygulanmasa, e, demokratik bir e, oylama yapılırsa e, MHP'de e, çok ciddi bir kesin genel başkanı veya partinin e, e, dayatmasına karşın ...ciddi bir şekilde hayır diyeceğine kesinlikle inanıyorum. Orada hı hı. olmasa halk hayır diyecektir. Yani MHP'nin tabanı bundan rahatsızdır. Bunu hiçbir zaman kabul etmiyor. Diğer taraftan bir şey söyleyeyim. Hı hı. Bu deniliyor ki efendim bu sistem, parlamenter demokratik sistem... ...şeye aykırı yani koalisyonlara nedeni oluyor. Ve dolayısıyla da bu koalisyonlar bastasıyla Türkiye'de kaynak kaybı meydana geliyor... Ve onun için de e, tek başına iktidar ve siyasi istikrarı sağlayabilmek için biz bunu getiriyoruz diyorlar. Halbuki bakın bu sistem AKP'ye 14 yıl, Demokrat Parti'ye 10 yıl, Adalet Partisi'ne 6 yıl, Anavatan Partisi'ne 8 yıl tek başına iktidar hakkı vermiş. Demek ki siyasi partilerin eğer e, e, ciddi bir e, şeyi olursa, toplum nezdinde karşılığı olursa hı hı. toplumu ikna edebilirlerse parlamenter sistem içerisinde de 15 sene 14 sene Sayın Erdoğan'ın iktidarı gibi bir iktidarı tek başına e, halk verebiliyormuş. Konu e, sistemden kaynaklanmıyor. E, konu tamamen e, e, bu sistemi kendi ihtiyaçlarına uydurmaktan kaynaklanıyor. Kişiler için anayasa yapılmaz. Kişilerin ihtiyacını e, yerine getirmek için yasalar değiştirilmez. Biz geçmiş dönemde gördük, Hakan Fidan olayında bir gecede yasa getirdi, geçirdiler. Hakan Fidan'a özgü bir yasa. Ama o zaman biz yüksek sesle ifade ettik, ülker başvuru için niye benzer bir yasa yapmıyorsunuz diye. Ona sesleri çıkmadı. Çünkü Hakan Fidan üzerinden bir operasyon yapılıyordu kendilerine, onu engellediler. Fakat bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin genelkurmay başkanının 3-4 sene, dört sene Hapishanede kalmasına e, iç, e, de hiç kimse evet. ses çıkarmadı. Hı -hı. İyi olmadı dediler ama kimse bu şekilde de çıkarmadı. Yani. E, mecliste sayısal çoğunluk bu şekilde öne çıkıyor. E, aslında burada tabii baktığımızda hem e, AKP'li vekiller açısından e, kendilerine de kötülük yapıldığını belirten şimdi izleyicilerimiz de var. Hem Türkiye hem kendileri de aslında zarar görecek ileriki açısından bu anayasa değişikliğinden ama bakalım süreç nasıl ilerleyecek. E, bu arada dört parti demiştik hemen onu da tekrarlayalım. Çok gergin geçiyor tabii. E, parti temsilcileri de devreye giriyor burada. Tartışmalı ve zaman zaman gerilen komisyonu birazcık da olsa e, o tartışmalardan uzak sakin geçmesini sağlamak amacıyla dört parti e, grup başkan vekilleri bir araya gelecek. Bakalım netice çıkacak mı tabii. Yine tartışmalar devam eder aslında ama. Şimdi tabii bu geçer. Yani anlaşılan Adalet ve Kalkınma Partisi bunda kararlı. Bunu dövüş, kavga, biz dört te bunu yaşadık. Hı hı. Bunu Zorlamak geçirir bir ama bunu geçirmesi önemli değil. Yani süngülerle bir iktidar kurarsınız ama süngülerin üzerinde oturamazsınız. Dolayısıyla da bunu geçirirsiniz ama rahat da olamazsınız. Bunu özellikle bugünden hatırlatmak lazım. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Çok tehlikeli gördüğüm bir şey. Türkiye'de siyasileşmeyen hiçbir şey kalmadı. Son zamanlarda bir de buna anayasayla e, Cumhurbaşkanlığı'nın siyasileşmesi e, süreci e, devreye sokuldu. Evet Partili cumhurbaşkanı. Bakın imamın, öğretmenin, doktorun, askerin olduğu gibi cumhurbaşkanının da siyasi partisi olmaz. Siyasi partili olmaz. Bunlar e, e, doğrudan doğruya toplumun e, e, ihtiyaçlarına ve toplumun tamamına yönelik icraat yapmak zorunda ve durumundadırlar. Ee, o zaman e, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı, e, MHP'li Cumhurbaşkanı, hı hı. Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı e, gibi bir e, söylem ortaya çıkarsa veya onların da böyle bir talebi olurlarsa bunun anlamı nedir? Bu Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanlığımız değil. Kimin Cumhurbaşkanı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı şeklinde bir anlayış da ortaya çıkacaktır. Dahasında bir siyasi partinin kurduğu bir devlet olursa onun siyasi partili cumhurbaşkanı olur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin ancak e, cumhurbaşkanı olur. Yine e, devletin başındaki cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi partinin cumhurbaşkanı olması, genel başkanı olması e, Türkiye'de devlet siyasi siyaset demokrasi e, e, denge denklemini bozar. Doğrudan doğruya Devleti seçime sokmuş olursunuz. Ve dolayısıyla da Cumhurbaşkanı ile beraber e, e, asimetrik olmayan e, diğer genel başkanların seçimi söz konusu olur. Hı hı. Başka bir şey daha söyleyeyim. E, şimdi yapılan herhangi bir seçimde bir taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bir taraftan da siyasi partilerin genel seçimleri yapılacak. Siyasi partilerin genel seçimlerde almış oldukları oy... Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu oydan fazla olursa ya da siyasi partilerin genel seçimlerinde aldığı oy Cumhurbaşkanı'nın partisinden daha fazla olursa o zaman Cumhurbaşkanı'nın durumu ne olacak? O zaman o partinin genel başkanı çıkıp da ben senden fazla oy aldım, milli iradeyi ben temsil ediyorum, sen bana bunu dayatamasın dediği zaman, e, ee, Cumhurbaşkanı'nın durumu ne olur? Çünkü geçmişte Cumhurbaşkanı bunu dedi. Hı hı. Dedi ki beni halk seçti. E, halk da eğer AKP'den daha çok CHP ya da MHP'ye oy verir de yarın ki seçimde oradan muhalefetin iktidar olabileceği kadar bir oy alması söz konusu olursa o zaman Cumhurbaşkanı orada rahat oturabilir mi yerinde? Kendisine aynen beni halk seçti, ben terleyen Cumhurbaşkanı olacağım dediğinde e, o siyasi partinin genel başkanı da ben de terleyen bir genel başkan olacağım. E, te, e, de, e ve dolayısıyla da bu bu sizin getirdiğiniz e, e, yasalar beni bağlamıyor. Bu yasayı benim istediğim şekle dönüştürün derse fiili durum yaratırsa adamım? o zaman onda ona bir onun içinde bir anayasa mı yapacağız? <gülüyor> yani <gülüyor> herkesin yorulduğu yerde ham yapılmaz e, ve dolayısıyla iş başından sonuna e, sorunlu sorumlu giden Hı -hı. bir süreci yaşıyoruz. Hı -hı. E, kaldı ki bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin başında şu anda onlarca bela varken, bu bunun da e, Türkiye'nin gündemine girmiş olması da ayrı bir hadir. Tabii terör araştırılsın diye önergeler verildi onlar da o da reddedildi. E, bu arada şimdi başkanlık teklifinde e, eğer gerek görüş e, görülürse e, bir ilin koordinasyonunda yeni bir yönetim yapısının oluşturulabileceği anlamında bazı sözler de var. Şimdi bunu zaten biraz önce söylediniz ama izleyiciler de hatırlatıyor. MHP'nin buna karşı tavrı ne olacak diye. MHP Böyle buna toptan da... karşı. Zaten Şimdi karşı. MHP yönetimiyle MHP'nin tabanı arasında fikir ayrılığı var şu anda. Çok ciddi bir hı hı. ayrışma var. Bunu umarım arkadaşlar... Yani bütün bunlara şimdi MHP'li vekiller de neticede şu anki mevcut vekiller de neticede kabul etmiş durumda oluyor aslında imza atarak da bir anlamda. Yani o belli olmaz. O şeyde, oylamada ortaya Oynamada, çıkıyor. Oylamada e, tabii gizli oylama mı olacak? Şimdi burada biraz kafalar karışıyor. Hani gizli bir oylama olduğunda acaba nasıl olacak? Diğer türlü bir baskı mı e, olacak? Çünkü biliyoruz hani oylamalarda neler olduğunu. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılışında konuşuyor Ilgaz'da. Diyor ki bu tünelle araçlarımızın Ilgaz'dan da yolda kalma ihtimali ortadan kalktı. Ben orada yolda kaldım diyor Başbakan ve sıkıntısını bilirim diyor. Bir taraftan açılışlar devam ediyor. Hep 15 Temmuz adı altında işte İstiklal Tüneli şimdi. Şimdi bu açılışların yapılmasında fayda var, onu söyleyeyim. Bunu 15 Temmuz başına koymaları da çok şey değil, yanlış hı hı. bir şey değil. Koysunlar hiç önemli değil. Çünkü 15 Temmuz'da şöyle bir şey var, o yönü itibariyle düşünmek lazım. 15 Temmuz'da darbecilere, yani güce karşı milletin bir direnişi olmuştur. Yani Türkiye'de eline güç geçiren, AKP de bugün öyle yapıyor. Başka 15 Temmuz'ları yapıyor millete karşı. Çünkü kendisi toplumun bir kesimini temsil ediyor tamamını temsil etmiyor. Evet. Taşçı Başkanı Erdoğan da şu an ekranımızda e, açılışa şu an e, korkulu rüyası olduğunu biliyorum. katılmış durumda. 17 kilometrelik bu geçit zorlu mevsim şartlarında sık sık kapandığı için vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakika gibi kısa bir sürede dışarıdaki hava durumundan etkilenmeden geçilebilecektir. Yaklaşık dört yılda tamamlanan bu projenin başından sonuna her aşamasında emeği geçen başta başbakanımız olmak üzere bakanlarımızı, tüm kurumlarımızı işçisinden mühendisine inşasında görev alan herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, 718 milyon bugünkü rakamla Eski rakamla 718 trilyon lira yatırım bedeli olan bu eser son aylarda adeta seriye evet. bağladığımız yani yayınla büyük proje katılıyor. açılışlarımızın ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılışına e, ve bu tünelle Ilgaz daha 8 dakikada geçilebilecek dedi Cumhurbaşkanı. E, başka e, anayasa konusuna girer mi bilmiyoruz ya da e, takip ediyoruz şu anda. Şimdi şöyle Türkiye'ye yönelik çok ciddi bir kıskaç var. Bir terör kıskacı var. Bir de Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması sonrasında gerek Avrupa gerekse Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi hem ekonomik yönden hem siyasi yönden hem askeri yönden bir sıkıştırma içerisine sokmuş durumda. Buna karşı mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın son ifade ettikleri çok doğru. Yani şu paranızı Türk lirasına çevirin. Başından beri söylüyorduk. Yani Peki e, o faydalı oldu mu para... sizce? Ya olur olmaz. O önemli değil. Ama Türkiye'de Türk lirasının geçtiği yere kadar egemenliğin vardır. Yani Türkiye'de tutup biz e, bu para, e, şeyle e, mevcut ilişkilerimizi dolarla e, eğer yapıyorsak, alışveriş, e, kiralama vesaire e, do, e, dolarla yapıyorsak, bu kendine güveninin olmadığını e, adeta başka ülkelerin e, e, para birimlerine ve dolayısıyla onlara bir güven ortaya koymuş oluyorsun. Her halde şart altında de mesela öyle şey, hani o problem, diğer açılışlarda onların da hiçbirisi var. problem değil. Bundan üç, işler 3 lira olsun, işler 5 lira olsun. Zihniyet doğru. Yani yapılan iş doğru. Türkiye'de Türk lirası geçer kardeşim. Türkiye'de Türk lirasının dışında bir parayla siz işlem yapmanız e, yani vicdani olarak, ahlaki olarak bizi rahatsız ediyor. Bu doğru bir şey değil. Onun için bu konuda bir. ikincisi e, e, bu baskılar e, bir taraftan Türk lirası üzerindeki e, şeyi e, devalüasyona Türk lirasını zorlamak, e, diğer taraftan yatırımları e, kısmak, e, sıcak parayı dışarıya kaçırtmak ve e, cari açığı büyütmek ve böylece ekonomiyi çökertmek gibi bir politika e, ortaya çıkarıyor. Dışarıdaki baskılarla beklenen şeyler, bunlara da imkan vermemek lazım. Her şeye rağmen açılışı, istihdamı, e, yatırımı. E, verimliliği, etkinliği artıracak bir politika içerisine girmek lazım. Peki şimdi bu bütün bu saydıklarımızın işte bu anayasa değişikliğiyle hiçbir ilgisi yok değil mi? Yani şimdi bu, nerede vatandaşa bunun katkısı? Nerede teröre e, yönelik bir katkısı? Şimdi bu tabii e, önemli olan tarafı şu e, şu anda Türkiye'nin anayasa e, meselesi e, Türkiye'nin meselesi değil. AKP'nin ve uh -huh. e, Sayın Cumhurbaşkanlığı meselesi. Burada bunun amacı şu. Açıkça ben burada söyleyeyim. Hı hı. Bunun amacı e, Sayın Erdoğan'ın ömrünü 5 sene daha uzatmak, Cumhurbaşkanlığındaki ömrün. Ya yani çünkü mevcut anayasayla gidilmiş olsaydı seçime ne olacaktı? Sayın Cumhurbaşkanı iki defa seçilecekti. 1919'da da bir daha seçildiği de 1924'te veya 23'te Sayın Cumhurbaşkanı artık e, e, seçilemeyecek duruma gelecekti. Fakat yeni anayasayla Sayın Cumhurbaşkanı'na 5 sene daha Sıfırdan başlayacak yeni anayasayla yeni anayasanın hükümlerine göre ve oradan iki defa daha seçilecek ve dolayısıyla 29'a kadar e, şeyini uzatmak. İkincisi de bu anayasanın e, şey bu başkanlık sisteminin esası sonuçta eninde sonunda iki partili sisteme gider. Siyasi istikrarı sağlama adına dar ya da daraltılmış bölge sistemi getireceksiniz. Dar ve daraltılmış bölge sistemi geçirdiğiniz zaman da küçük partiler e, e, kaybedecekler. Buna karşılık büyük iki parti kalacak ve bu da siyasi istikrarın teminatı olarak görünecek e ve bu bunun için e, anayasa değiştiriyor. Bunun anlamı da şu AKP'nin ömrünü, iktidar ömrünü 15 sene daha uzatmak Hı -hı. ve dolayısıyla da e, bütün hesaplar bunun üzerine kurulu. Peki bu ama acele neden? E, şimdi 1919'da e, yürürlüğe girecek Biraz diyor bazı hükümler ama, zaten onu söyleyeyim. E, bunun bir an evvel bu meselenin halledilmesi lazım. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu konuda e, Sayın Genel Başkan e, Bahçeli'nin bu konuda yaptığı açıklamadan sonra bunu fırsatı ganimet bilerek bir an evvel bu meseleyi de e, çözümleyelim diye e, şeye getirdiler. Gündeme getirdiler. E, bu anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümler yani ile ilgili 1919'da yani Cumhurbaşkanının seçim süreci bitecek, ondan sonra başlayacak. İlginç. Ama diğer hükümler daha önce başlayacak. Hemen çıkar çıkmaz başlayacak. O zaman madem öyleydi 1919 yılı içerisinde bu iş yapılıp bir sonuca da bağlanabilirdi. Demek ki aceleleri var. Bir an evvel bu meseleyi çözümleyelim. ve bir hal yoluna bağlayalım şeklinde bir anlayışları var. Onun için şunu söylemek gerekiyor. Türkiye gerçekten zorlu bir ülke. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi gerçekten ticaretle tüketim toplumuna çevirmişti. Üretme, tüket, e, ihraç etme, ithal et, imal etme, taklit et e, esasına dayalı bir politika izledi. Şimdi bu politikadan geriye dönüşler e, e, şeyi de var bu çerçeve içerisinde. Bu da hayra e, sebep olacak olaylar. Ama önümüzdeki süreç çok sıkıntılı, çok karmaşık e, bir e, siyasal e, gelişmeler e, konseptini bize gösteriyor. Ona da bugünden hazırlıklı olmak lazım. Bu patlayan bombalar, bu şehitler, işte Suriyedeki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümet bu konuda da yanlışından tekrar döndü, ama bir daha yanlış yapar mı, her an yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü hükümetin dostları bir anda düşman oluyor, düşmanları dost oluyor. Esad'la e, ne redleri... olur sizce? Hani önümüzdeki süreçte hemen Şimdi Esat'la anlaşmak durumunda ve konumundalar. Doğrusu da bu zaten. Bu. Hı -hı. Yani bu durum başka Ya şimdi şöyle Elif Hanım şöyle düşünün. Bir ülkenin meşru bir lideri var. Ama darbeyle gelmiş, ama seçimle gelmiş, ama da başka biçimle gelmiş. Yani bizim herhangi bir ülkenin daha iyi yönetilmesini içtenlikle istememiz söz konusu olabilir. Ama gidip o ülkenin sen niye böyle yönetiliyorsun? Şöyle Şöyle yönet. Evet. Sana biraz demokrasi ihraç edeyim. Demek bizim haddimiz değil. Kimin haddi? Amerika'nın haddi. Onun gücü var. O diyor. O bize de diyor. Ve Dolayısıyla e, burada yapılması gereken şey Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlayacak e, bir sonuca gitmek. Irak'ın toprak bütünlüğünü de sağlayacak tek Şam yönetimidir. Siz Şam yönetimine savaş açarsanız zava onu elini zayıflatırsanız e, e, Telepiyat'taki e, Kobani'deki e, gücünü düşürmüş olursunuz. Ve dolayısıyla orada fiili bir durum hmm. e, yaratılır. Yani, Onun için Türkiye'nin bu iş gerekiyor. yaptığı iş doğru. Hmm. Rusya ile yakınlaşması da doğru bir politikaydı çünkü Amerika PYD ile işbirliği yapıyor, PKK ile işbirliği yapıyor. Türkiye'nin de buna karşılık Rusya ile işbirliği yapması e, ve e, İran, Rusya, Türkiye hmm. e, bağlamında sözleşme Gözleşme ortaya koyması e, doğru bir şey. Ama e, bu da sıkıntı durumda. yaratacak. Amerika yarın hmm. Türkiye'nin e, e, şeyinden. Arkasından oyunlar Şimdi çevirmeye Şimdi ocağı da ama gözler e, çevirmiş durumda. Şimdi Trump gidiş. geldikten sonra ne olacak? Belki ABD'de kendi politikasında da bir değişiklik Trump yapabilir. daha rasyonel görünüyor. Her konuda şey ama bu konuda evet, daha e, bakalım, aklı başında görünüyor. Nasıl ilerleyecek? Trump belki de bir şey kurtuluşu mu da olacak Amerika'da? <laughs> Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ <laughs> olun Usta Yeniçeri. Evet reklama gidelim sevgili seyirciler. Saat başında devam edeceğiz.